4 metre ise 1'e 2 gider. Heh. Ama diyor sanki böyle bayağı dökümlü olsun, zengin göstersin. 1'e 3 de olur. Aa, evet evet, zengin olsun canım olmuşken. Böyle dökümlü dökümlü. Ben fon da seviyorum, fon da olsun. Ha, sen süslüsün. Ne renk olsun fon? Bordo olabilir, küf yeşil olabilir. Sana bırakıyorum. Bordo küf yeşili. Tam da şu siz evlenecekken araba kazası çok korkunç bir şey be Yasemin. Peki çarpanı yakalayamadılar mı? Yok canım. Nerede? 6 ay hastanede kaldı biliyor musun? Sonra zaten hafıza gitti. Sonra bir de şimdi Galina cinayeti diye bir şey çıkarmışlar. Onun üstünü yıkmaya çalışıyorlar adamın. Ama hiç suçu yok onun. Deli katil de elini kolunu sallaya sallaya ortalıkta dolaşıyor. Ay kusura bakma, ne olur. Döndürdüm dolaştırdım lafını. Senin eski kocaya getirdim. Ya burada iki kadın böyle aramızda konuşuyoruz. Sence Altay Galina'yı öldürmüş olabilir mi? Yok canım. Altay'ın birini öldüreceğini düşünemiyorum bile. Ama... Ama! Gördün mü, senin içinde de şüphe var. Tabii sen oturup burada eski kocanın dedikodusunu benimle yapacak halin yok. Ama çok iyi kurtarmışsın kardeş. Deli, adam deli. Ne delisi? Ne delisi? Sen deli olduğunu bilmiyor musun? Seni de mi kandırdı? Dur. Dur kardeş, dur. Ay görüyor musun? Ben hayatta delilsiz konuşmam kimseyle. Bak, bayağı delilli, tapulu. Adam deli. Peki sen nereden buldun bunu? Ben gizlice onu muayenehanesine... Yani gizlice derken kapıdan, kapıyı açtım girdim. Öyle. Peki o zaman ben sonra tekrar uğrarım sana. Crinkle. Ne? Dertsiz. Yıkaz. Ütü derdi yok Crinkle'ın. 6 metre yatak odana, 12 metre de salona olur. Amerikan pili. Amerikan pili de yaparım ben, çok zor. Ama benim kanım çok kaynadı sana. Tamam, ben alır gelirim. Teşekkür ediyorum, çok nazik. Rica ederim, ne demek. Benim muayenehaneye gizlice girdiğimi... Gizlice değil aslında yani. Ben safım biraz, nasıl çıktı ağzımdan anlamadım. Söylemezsin değil mi? Merak etme Yasemin'cim. Ağzım sıkıdır. İyi sır tutarım. Hoşça kal. Hadi. Ay şunu da giyeyim. Tamam. Yolda üşürüm, soğuk. İyi günler. İyi günler. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Adamın eski karısı bu. Ay. Alo. Ha Mert. Tamam yavrum, geliyorum. Geliyorum çocuğum, geliyorum. Altay. Ne var, ne istiyorsun? Konuşmamız lazım, çok önemli. Ah, yandım ben. Ah, çabuk gel, gel çocuğum gidelim. Konuşacak hiçbir şeyimiz yok artık. Bir saat sonra muayenehanende. Alo, iyi günler. İyi günler Nermin Hanım. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Altay Bey ile görüşebilir miyim? Altay Bey'in hastası var yanında. Rahatsız edilmek istemedi. Biz sizi arasak? Yok, ben ararım tekrar. İyi günler. Sinan'a senin çarptığını biliyorum Altay. Ne saçmalıyorsun sen yine? Başta sadece tahmindi ama şimdi eminim. Komşuların sandığından daha çok şey biliyor hakkında, haberin var mı?
Arzu, yalan söylemeyi bırak artık. Yeter. Güle güle. Mesela Yasemin buraya girmiş. Senin akıl hastanesinde yattığını öğrenmiş. Elinde hasta raporun var. Saçmalama. Köşeye sıkıştığın an yanında olacağımı bil Altay. Hoşça kal. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.